İyi günler değerli izleyiciler. İçer TV ve İçer FM'de yayınlanmakta olan tez, antitez, sentez programına hoş geldiniz. Mart'ın sonunda yerel seçimlerle ilgili yapılan çalışmalarda Ahmet Hocam'la birlikte yapmış olduğumuz bir sohbette programların bazı alanlardaki boşluğunu doldurmak için tez, antitez, sentezin program formatında çok önemli bir misyon yükleneceğini düşünerek tez, antitez, sentez programı Mart'ın sonunda, Nisan'ın başında programa başladı ve 2019 yılında Nisan'dan bu yana sizlerle birlikteyiz. Yine bu programda senenin son programında değerli hocam Profesör Doktor Ahmet Özer'le birlikte bu yılın son programını gerçekleştiriyoruz ve hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Semih Bey. Hocam, önümüzdeki dönemi çok iyi gören, ön sezilerinizle de gündem yaratan konulara parmak basarak Türkiye'nin gündeminde önemli görevler üstlenen programlara ev sahipliği yaptınız. Hem bir bilim adamı olarak hem bir düşünür olarak. Özellikle yerel seçimlerle ilgili aday gösterilen 5 belediye başkanının ve bir de izleyici konumunda olan bir belediye başkanının yıllar önce Toros Üniversitesi'nde yerel belediyelerin idaresiyle ilgili bir program yapmıştınız ve bu hem önemli bir ölçüde eleştirilmişti. Neden bu belediye başkanları seçildi diye. Ama daha sonra, yıllar sonra gösterdi ki bu belediye başkanlarımızın hepsi aday oldu ve önemli bir kısmı da, hatta çok önemli bir kısmı da seçimleri kazandı. Bunun üzerine biz de rica ettik. Hocam, program yapalım İçel TV'de. Siz de kabul ettiniz, teşekkür ediyorum. Ve o günden bu yana yine değişik konulara değiniyoruz. Şimdi Nisan'da ilk programımızda yerel belediye başkanlarıyla ilgili seçimi kazananların yine sizin bir önceki etkinliğinizde yer alan isimler olduğu ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Vahap Seçer'di. Bir tanesi şu anki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Tunç Soyer'di. Zeydan Karalar'dı. Antalya Belediye Başkanı gibi başkanlar vardı. Bu konu çok ilgi görünce yine seçimden önce bu sefer Toros Üniversitesi'nde hiçbir araya gelmeyen parti adaylarını bir araya getirdiniz. Evet. Ve Mersin'de onlarla ilgili bir program yaptınız. Oradan başlayalım isterseniz. Şöyle, şimdi medya demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak addedilir. Bunun hikmet-i mucibi toplumun bilgi alma hakkına sahip olabilmesi, doğru bilgilenmesidir. Yani medyanın görevi topluma ayna tutmak ve gerçeklere ayna tutmak, olan biteni tekrar topluma yansıtmaktır. Bu çerçevede baktığımızda medyanın da günümüzde en etkili araçlarından biri televizyonlardır. Dolayısıyla televizyonlara, medyaya baktığımızda da bir ulusal televizyonları, medyayı görüyoruz. Bir de yerel medyayı görüyoruz. Ben de zaman zaman ulusal medya programlarına katıldım, katılıyorum. Hatta 90'larda Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı programının hemen hemen en müdavimlerinden biriydim. Çok önemli tartışmalar, konuşmalar yapılıyordu. Sabahlara kadar sürdüğünü biliyorum. Fakat sonrasında geldiğimiz noktada ben yerel medyayı ulusal medyadan daha fazla önemsemeye başladım. Bir sosyal bilimci olarak. Bunun iki nedeni var. Birincisi, ulusal medyada günümüzde baktığımızda konuşan insan sayısı toplasan 30 kişiyi geçmez. En çok izlenen 10-15 tane kanal var. Ve bu 30 kişi hemen hemen
her gece bir çeşit bana göre toplumun bazı kesimlerini taciz ediyorlar. Sebebi şu. Yani televizyonlarda bir tartışma programı olduğu zaman o konunun uzmanları konuşmalı ki insanlar bundan feyiz alsın, bilgilensin. Fakat öyle olmuyor. Deprem olduğunda bunlar çıkıp konuşuyor. Seçim olduğunda onlar çıkıp konuşuyor. Kanal İstanbul'u onlar konuşuyor. Yeni parti kurulduğunda onlar konuşuyor. Müzeyle ilgili bir şey olduğunda, füzeyle ilgili bir şey olduğunda bre mübarekler. Siz nasıl oluyor da A'dan Z'ye bütün konuların uzmanları oluyorsunuz? Bir kere insanın biraz burada haddini bilmesi lazım. Burada tabii televizyon programcılarının da bana göre kabahati var. Çünkü onlar da kolaylarına gidiyor. Elinin altında bir liste var. O liste bir, hemen ulaşabilecekleri, biraz da eş, dost, ahbap, çavuş ilişkileriyle oluşturulan bir liste. İki, genellikle de iktidara eleştiri yöneltmeyecek kişilerin olduğu, özellikle bu dönemde, listeler. Hal böyle olunca da bunlar kanıksanmış, inanın artık ben tartışma programları geldiğinde zaplıyorum. İzlemiyorum, kapatıyorum ya da bir film izlemeye çalışıyorum. Yani biz mecbur muyuz? Yıllardır aynı insanları ama her konuda uzman bir biçimde bize ortalama, hatta ortalamanın da altında bir takım bilgileri habire pompalamayla bizi karşı karşıya bırakmalarına. Ya bunu ciddi bir sorundur. Ben bunu buradan özellikle bu yıl sonu değerlendirmesinde yapmak istiyorum. Hatta bu aralar düşünüyorum, ulusal medyada herhangi bir yere davet edildiğimde de bu değerlendirmeyi yapmak isterim. Gerçi bir süredir davet edilmiyorum. Sebebi de şu, ben çıktığımda gördüğüm gerçekleri olduğu gibi anlatan birisiyim. Yani biri kızacak, biri bozulacak, biri üzülecek diye onlara göre biçim, şahsiyet, kişilik değiştiremem. Bu hem benim yaptığım bilime yakışmaz hem de bir insani omurgaya, duruşa yakışmaz. O nedenle de maalesef bizi çağırdıkları zaman kendi uzmanlık alanımızla ilgili gerçekleri dile getiriyoruz ama bu çok fazla rağbet görmüyor. Özellikle medyanın patronları ya da işte programcıları tarafından. Sebebi ne? Sebebi aynı zamanda bu ilişkinin yanlış kurgulanmış olduğunu da gösteriyor. Çünkü medya sahipleri aynı zamanda banka sahipleri, aynı zamanda fabrika sahipleri, ticaret sahipleri göbekten iktidara bağlıdırlar. Dolayısıyla iktidara mugayir bir şey yapmıyorlar, yapmak istemiyorlar. Al gülüm ver gülüm, onları iktidarı habire pohpohluyorlar. İktidar da onlara ona göre yaklaşıyor. Onların işlerine, işte imarlarına, vergilerine, düzenlerine, dezgahlarına. Şimdi bu çarkın düzelmesi lazım. Bu doğru bir şey değil. Bir kere ulusal basında, ulusal medyada böyle bir durum ortaya çıkmış. Şimdi mesela bu akşam gidin, televizyonlarınızı açın, 3-4 tane ana medya kanallarını. Kanal İstanbul tartışılıyordur. Dün evvelsi gün 3 ay önce siyaset tartışıldığında ya da Suriye meselesi tartışıldığında ya da Libya meselesi tartışıldığında olan adamlar bu sefer birdenbire Kanal İstanbul'un uzmanları, Montreux'un uzmanları kesilmeye başlamışlar başımıza. Bu böyle olmaz. Bir kere hem insanların kendine saygısı olması lazım, hem topluma saygısı olması lazım. Her şeyden önce de medyanın da aslında topluma saygısı olması lazım. Birincisi bu. Yani bu nedenle bari yerel medya bu kervana henüz katılmış değil. O nedenle yerel medyayı önemsiyorum. Evet hocam. İki, gerçekten özellikle bizim medya grubumuz ve televizyonumuz sizin de bilimsel anlamda yapmış olduğunuz tespitleri ve gerçekleri anlatmaktan ve yayınlamaktan ve sizinle program yapmaktan da çok mutluyuz. Çünkü burada önemli olan halkın gerçekleri öğrenme, bilim adamlarının da gerçekleri anlatma becerilerini, yeteneklerini kullanabilmeleri. Evet. Aksi takdirde dediğiniz gibi tek sesli bir
basın hem ulusal görevini yerine getirmez hem bilimsel görevini evet. yerine getirmez. Şimdi ikinci nedeni de şu, bir şey bir yerde yaşanır. O yer yereldir. Gerek habitatlerde, gerek gündem 21'lerde sonuç itibariyle gelinen nokta, bir sorun bir yerde yaşanıyorsa o yerde yaşananlar tarafından ancak çözüme kavuşturulabilir. Dolayısıyla biz Mersin'de, Çukurova'da yaşıyorsak, Çukurova'nın, Mersin'in sorunlarını Ankara'daki adam bizim kadar bilemez. Tabii. O nedenle bizim kendi sorunlarımıza kendimiz sahip çıkmamız, konuşmamız gerekiyor. Yerel medyanın ikinci önemli özelliği ve önemi de burada kaynaklı. Ayrıca aslında bizim yerelde yapmış olduğumuz programlar gerek bilgi, gerekse aydınlatma bakımından ulusal medyayı aratmıyor. Hatta bazen onlardan daha faydalı olduğuna inanıyorum. İşte bu çerçeve içerisinde tez, antitez ve sentez gündeme geldiğinde ben de bu duygu ve düşüncelerle seve seve bu teklifi kabul ettim. Ne demek tez? Tez benim kafamda olgular. Antitez algılar, algılar bazen çarpıtılabilir. İşte demin ulusal medyada yapılanı anlattığım gibi. Ama bu tezden antiteze geçtikten sonra bir senteze gitmesi gerekir. Bunlar da gerçeklerdir, hakikatlerdir, doğrulardır. Biz olgulardan yola çıkıyoruz. Toplumsal sosyolojiyi inceleyerek algıları da efendime söyleyeyim anlamaya çalışıyoruz. Onlardan bir senteze ulaşıyoruz ve bu sentez bilgilerimizi yoğurarak bu anlamda bizi dinleyenleri, toplumu ne yapıyoruz? Aydınlatmaya çalışıyoruz. Nitekim yapmış olduğumuz işler, yapmış olduğumuz öngörüler ortada. Bunun takdirini de topluma bırakmak istiyorum, halkımıza bırakmak istiyorum. Bazılarına siz değindiniz. Bu yıl bu anlamda elbette ki önemli, siyasi anlamda önemli iki olguyla karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler evet. ve onların ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar. İkincisi de bu sene itibariyle iktidar partisinden kopan iki grubun iki parti kuracak olmaları. Biri kuruldu. Bir diğeri de hazırlıklar devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi. Bir diğerinin de benim tahminim Ocak ayının ortalarına doğru Ali Babacan'ın da öncülüğünü yaptığı partinin kurulacak olmasıdır. Bu iki gelişme de bize bir şey söylüyor. O da şudur. Yani yine bir öngörüde bulunmak istiyorum. Yani 2021'de bir erken seçim olacağını ve bu iktidarın da gideceğini gösteriyor. Şartlar onu gösteriyor. Sebep ne? Sebep bir kere zaten 4 tane parti yapmış olduğu güç birliğiyle, işbirliğiyle, ittifakla AK Parti ve MHP'nin elinde bulunan bazı belediyeleri aldılar. Özellikle CHP bu anlamda önemli mevziler kazanmış oldu. Bu İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi illerin alınması zaten Perşembe'nin gelişinin çarşambadan belli olduğuyla ilgili bir nişanedir. Bu önemli bir gösterge. İkincisi de 18 yıldır Türkiye'yi idare eden bir partinin içinde partinin en önemli asları, biri genel başkanlık ve başbakanlık yapmış, biri başbakan yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, ekonomiden sorumlu bakanlık yapmış, en uzun bakanlıkları yapmış iki kişi, beraberinde diğer bakanlar, eski bakanlar, milletvekilleriyle birlikte kendi partilerini terk ediyorlar. Kendi partilerinin genellikle yaptığı uygulamaları eleştiriyorlar. Sadece ekonomide değil, yolsuzluklarla ilgili, yasaklarla ilgili. Zaten muhalefet eleştiriyordu. Şimdi içeriden bir eleştirinin yükselmesi önemli. Ben daha AK Parti kurulduktan sonraki ilk seçimde bir yazı yazmıştım. Hatta o bir kitapta da yer aldı.
Türkiye siyasetinin anatomisi diye ben AK Parti, evet. MHP, CHP ve HDP'yi incelemiştim. Evet, doğru. Onların liderlerini incelemiştim. Orada söylüyorum. O zaman şunu söylemiştim. AK Parti hegemon bir parti haline geldi. 20 yıl kalabilir. Evet, başta. Doğru. 20 yıl kalabilir başta. Bakın bunu söylediğimde insanlar bana demişlerdi ki ya 20 yıl kalır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın 18. yıla giriyoruz. Ama AK Parti yine kendi içinden çatlayarak ancak iktidardan düşebilir demiştim. O yazıda yine o var. Bir dahaki programda o kitabı getireyim. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum hocam. Evet. Şimdi hatırladım. Şimdi bu bir iktidarın en büyük rakibi ekonomidir. Türkiye'de ekonomi iyi gitmiyor. Bunu bir programda uzun uzun konuşabiliriz. Evet. Yani işsizliğe baktığımızda 8 milyon işsiz olduğu, enflasyona baktığımızda habire yukarıya doğru tırmandığı ikili rakamlarda, efendime söyleyeyim döviz ve faizlerde sürekli bir oynamanın meydana geldiği, sabit sermaye yatırımlarının giderek dibe vurduğu, ihracatın efendime söyleyeyim hedeflerinin çok altında kaldığı ve bu çerçeve içerisinde esnafın bir kısmının kepek kapandığı, iş yerlerinin efendime söyleyeyim zarar ettiği, bir takım büyük şirketlerin konkorto ilan ettiği falan yolundaki haberleri her gün gazetelerde görüyoruz. Yani en büyük rakip tamam. Ne? Ekonomi. Ekonomi zaten iyi gitmiyor. Diğeri dış politikaya baktığımızda, dış politikada da efendime söyleyeyim Türkiye adeta tek başına kaldı. Yani ona sonra bir kılıf uyduruldu. Değerli yalnızlık denildi. Yalnızlığın değerlisi, değersizi olmaz. Çünkü dünya artık küresel bir hale geldi. Artık paktlar var, birlikler var. Birlikte hareket etmeler var. Onların içinde yer aldığınız takdirde güçlü olursunuz. Yoksa tek başınıza güçlü olamazsınız bu mevcut küreselleşmenin hakim olduğu dünya içerisinde. Dış politikada sıfır problemli dış politika sıfırı tüketti ve hemen hemen bütün komşularımızla birçok bakımdan sorumluyuz. Sorumlu olmadığımız komşumuz yok. Ayrıca NATO içinde stratejik müttefiğimiz dediğimiz Amerika harıl harıl kongreden efendim yaptırım kararları geçiriyor. Temsilciler Meclisi'nden geçen bu kararlar yarın öbür gün senatoya gelecek. Maazallah orada da benimsendiği takdirde bunlar tamamen yasallaşıp uygulamaya geçecek. Bunların hepsini sayabiliriz ama benim öngörüm bu gidişatın Türkiye için zaten iyi olmadığını ama önümüzdeki yıl bu türbülansın devam edip ondan sonraki yıl bir seçime zorlayacağını ve bu seçimde de iktidarın değişebileceğini görüyorum. Bu bize 2019'un göstermiş olduğu siyasi önemli iki done. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda biz de mevcut yapı içerisinde bir taraftan dünyayı izlerken, bir taraftan Türkiye'yi izlerken, bir taraftan da kendi işimize, gücümüze baktık. Bir takım önemli işler yaptık. Neler yaptık? Daha öncesinden işte söylediğim gibi yerel zirveler yaptık. Bilimsel sempozyumlar yaptık. Toplantılar yaptık vesaire. Hatta bu dönem itibariyle, yani bu sonbahar dönemi itibariyle biz 23 Ekim'de resmi açılış yaptık. Ondan sonraki süreçte ben aynı zamanda değişen mütevelli heyeti başkanlığına danışmanlık yapmaya başladım. O çerçevede bir takım toplantılar yaptık. Hayırlı olsun hocam. Bir ay içerisinde. Yani hemen fark edildi onu hemen, evet, söyleyeyim. Öğrencilerimizden, evet, teşekkür ediyorum. Meslektaşlarınızdan da bu coşku ve hareket. Bir de yeni mütevelli heyeti başkanımızın genç olmasıyla birlikte sizin hareket geldi. Yani ben zaten üniversitenin kuruluşundan beri bu çalışmaların içindesiniz. Bu çalışmaların içindeyim. Ali Bey'e yardımcı oluyorduk. Şimdi Ali Bey bu görevi Sertaç Bey'e bıraktı. Şimdi Sertaç Bey'e yardımcı oluyoruz. Bunun için herhangi bir işte titre, göreve, makama da gerek yok. Biz zaten Toros Üniversitesi'nin kuruluşundan beri ben işin içindeyim. Elimden gelen katkıyı yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Şimdi bu kısa süre içerisinde, mesela Kasım ayı içinde, bir ay süre içerisinde okul açık kaldı. Ondan sonra zaten tatile girdik. Yani şu anda bizim final sınavları var.
Ondan sonra bir dinlenme, ondan sonra bir ara dönem, sonra 27 Ocak'ta tekrar ikinci dönem başlıyor. Biz bu kısa süre içerisinde ne yaptık? 4 tane önemli toplantı yaptık. Bir evet. tane de diş gezi yaptık. Bu toplantılardan bir tanesi işte acil demokrasiydi. Çok ses getirdi. Evet. Çok önemli insanlar katıldı. Başta Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş olmak üzere Doçent Doktor Yunus Emre, Doktor Kerem Kılıçdaroğlu gerçekten hala o toplantının etkileri sürüyor. Bugün de Sayın Kerem Kılıçdaroğlu'yla bu konularla ilgili yine görüştük, mesajlaştık. Yani bunu söyleyeyim. Ardından Nasuh Mahruki ile Kendi Everest'inize Tırmanın başlığı altında hem içeride öğrenciye yönelik hem de dışarıda ahaliye yönelik bir konferans gerçekleştirdik. Yani herkes belli bir seviyede kendine zirveler, hedefler koyabilir. Onlara ulaşabilmenin yol ve yordamları nelerdir? Everest'e tırmanmış, kendi zirvesini Everest olarak belirlemiş birinin ağzından öğrencilerimizi motive edici, çok güzel ve değerli bir konferans yaptık. Ardından Ahmet Ümit'le yazarlıkla ilgili Ah Güzel Vatanım diye bir konferans yaptık. Burada da gerçekten Ahmet Ümit son yılların en güzel konuşmasını yaptı. Çok etkili bir biçimde. Zaten istekliydi de, motivasyonu da yerindeydi. Hala o da tartışılıyor, konuşuluyor. Onu söyleyeyim. Yani bu yaptığımız işler, o gün yapılan işler bugünü ve geleceği de aynı zamanda etkileyen, belirleyen, motive eden işler. Ardından ne yaptık? Uğur Yücel. Uğur Yücel'i getirdik. Uğur Yücel işte Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri. Onunla oyunculukla ilgili, sanatçılıkla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik ve bununla birlikte hemen ardı sıra Kıbrıs'a bir seyahat gerçekleştirdik. Mütevelli Heyeti Başkanımız Sertaç Bey ile birlikte. Orada Başbakan'ı ziyaret ettik. Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı'nı, Meclis Başkan Yardımcısını ziyaret ettik. Üst düzey bürokrasiyi ziyaret ettik ve bu çerçeve içerisinde Kıbrıs Başbakanı'nı üniversitemize davet ettik. Bu önümüzdeki Şubat ayında inşallah onu burada ağırlayacağız. Ve bu çerçeve içerisinde bu kadar, yani bir buçuk aylık bir süre içerisinde bu sezonu kapatmış olduk. Şimdi finaller var. Ondan sonra sınavlarımızdan sonra bir dinlence dönemi gelecek öğrencilerimiz için. Ondan sonra ikinci dönemde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam bir hatırlatma daha yapacağım. Çok dolu dolu programımız var. Bir hatırlatma daha yapacağım. İlimiz için ve üniversitenin bence amaçlarının en önemli toplantılarından bir tanesi de Mersin Arkeoloji ve Tarih evet. sempozyumu vardı. Evet. Onu unuttum. Evet, iyi ki hatırlattın. O sempozyumu da gerçekleştirdik. Orada ben hem bir bildiri sundum. Tabii. Siz de izlediniz. Evet. Hem de bir oturuma başkanlık yaptım. Orada da Mersin'in bugüne kadar ele alınmamış konuları gündeme geldi. Şimdi biz mesela bu üniversiteyle ilgili Ali Bey'le daha 2008'lerde, 2007, 2008, 2009'larda konuşurken ya nasıl bir üniversite olmalı, Mersin'in ihtiyacı olan üniversite nasıl bir üniversite? Ben o zaman bir rapor hazırlamıştım. O raporun 3 tane ayağı vardı. Neydi? Bunlardan bir tanesi sosyolojiydi. Evet. Yani Mersin Türkiye'nin bir çeşit mozaiği. Kültürel mozaiği. Yani hem işte Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi bakımından baktığımızda demografik olarak Türkiye'yi Tabii. temsil eden gerçekten bir il. Bu anlamda sosyolojiye ağırlık vermemiz lazım. Sosyoloji, illa sosyoloji bölümünü kastetmiyorum. Sosyal Yok. Bilimleri temsil Tabii. ediyor sosyoloji. Tabii. İkinci önemli olay da bana göre Mersin'in biyolojisidir. O nedir? Mersin mesela 8
ürün. Alanda, üründe Türkiye birincisi. Tabii. 8 üründe Türkiye ikincisi. Tabii. Yani nebatat anlamda önemli bitkileri... bir yer. Evet. Hem işte özellikle sebzede, meyvede, narenciyede, limonda, muzda vesaire. Bitki örtüsünde. Bitki örtüsünde. Dolayısıyla aynı zamanda Mersin ihracatının en büyük kalemi de tarımsal ürünlerle ilgilidir. Tabii. Biz mesela biraz sonra belki konuşacağız. Yatırımcıları davet ettiğimizde Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hazırlamış olduğu bir raporda yine yatırım yapılacak alanların başında da tarımsal alanlar geliyor. Yani tarım ve tarıma yönelik, tarıma dönük sanayi alanlarında. Dolayısıyla bu da biyoloji temsil ediyor bu alana dahil. Biyoloji aynı zamanda tıbbı, eczacılığı vesaire de, sağlık bilimlerini de içine alıyor. İşte üçüncü alan ne? Üçüncü alan jeolojidir. Yani tarih. Yeraltıdır. Yani tarihtir. Hatta bu aynı zamanda turizme de sirayet eden bir yanı var. İşte Mersin'in arkeolojik yapısı, Mersin'in sosyolojik, tarihi, turistik, kültürel değerleri de bu alan içerisindedir. O nedenle bana göre Mersin'de gerek yerel yönetimler, gerek kamu yönetimi, gerekse üniversitelerin çalışma yaparken bu üç alanı gözden kaçırmamaları, bu üç aks üzerinde yürümeleri, çalışmalarını ona göre yapmaları gerekir. Yani mesela bir inovasyon çalışması yapılmıştı. 3T dediğimiz alan tespit edilmişti. Tarım, ticaret, turizm. Turizm diye. Bunlar da bunların alt başlıkları ki biri eksikti. Ben 4T'yi ısrarla ekliyordum. O da teknoloji. Çünkü 4 tane de üniversitemiz var. Tabii. Üniversiteler aynı zamanda teknolojiyi de temsil ediyorlar. Dolayısıyla bunlar da demin dediğim jeoloji, biyoloji ve sosyoloji dalları altında yer alan unsurlardır. O nedenle biz bunlara da ağırlık veriyoruz. Zaten dikkat edersen demin saydığım, yapmaya çalıştığımız alanlar da aynı zamanda bunlara yöneliktir. Kesinlikle doğru. Bizim üniversitemiz de zaten kentin ihtiyaçlarına binaen kurulmuş bir şehir üniversitesi ve bu alanlara yönelik olarak çalışmalar yapıyor. Bu alanlara yönelik olarak bölümlerimiz var. Biz bu anlamda sadece Çukurova'ya değil, bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz. Hatta bundan sonra da işte Kıbrıs'a bir seyahat etmemizin bir nedeni de o. Dışarıya da açılmak istiyoruz. Uluslararası alana da açılmak istiyoruz. Bu çerçevede de bir takım önümüzdeki süreçte işler yapacağız inşallah. Hocam, zamanı iyi kullanmak istiyorum. Çünkü çok az bir zamanımız kaldı ama hem sene sonunun son programı olması nedeniyle hem de yapılan çalışmaların da son programda akılda kalması nedeniyle soracağım birkaç soru var. Birincisi, yani son soruyu sormadan önce özellikle şunu çok merak ediyorum ben. Çünkü bilim adamı anlamında yapmış olduğunuz şu anki çalışmalar Mersin'de ses getiriyor. Toros Üniversitesi'nde de birçok alanda başarılı öğrencilerin yetişmesine, toplantılarında uluslararası anlamda ses getirmeye başladığını artık basından da görebiliyoruz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Mersin'de birçok özelliğe rağmen son yıllarda bir özellik daha kazandı. Üniversiteler şehri olmaya başladı. Toros Üniversitesi'nin dışında bir de özel üniversitelerimizden bir tanesi Çağ Üniversitesi, yine Tarsus Üniversitesi'nin vücut bulması ve Mersin Üniversitesi'nin de artık 60 bin öğrenci okuyor bu 4 üniversitede. Evet, 4 üniversitede. Şimdi bu önemli mesela bir şey. Evet. Yani sadece üniversite ve öğrenci açısından değil, kentin ticareti ve ekonomisi açısından da önemli bir girdidir. Çok haklısınız. Düşünebiliyor musunuz? 60 bin tüketici ya. Her gün kalktığında her öğrenci bir zeytin yese bir tek tane 60 bin tane zeytin eder. İşte bu anlamda da bir ekmek tüketse gün boyunca 60 bin ekmek eder. Çok önemli bir tespit bu. İşte bu anlamda halen bunun farkında olmayan ya da olduğunu zannedip de bu konuda adım atamayan bazı eksikler görüyorum ben. Şimdi çok kısa anlamda belki ileride bunu işleyeceğiz ama bu 4 üniversitemizin yaratmış olduğu bu devinim, bu hareket arasında bir koordinasyon, yeterince bir koordinasyon var mı? Şimdi burada devletin idarecileri, yerel anladım. Belediyeler ve halkın arasında bu koordinasyon eksiği hissediliyor mu? Öneriniz nedir? Şimdi neye dikkati çekmek istersiniz? Bu işte bir laf vardır halk arasında. İğneyi önce kendine batır, evet. Sonra çuvaldızı başkasına batır. Bu önemli bir konu dokundun. Maalesef buna olumlu bir yanıt veremiyorum.
Yani bu dört üniversite arasında mesela en büyük üniversite Mersin Üniversitesi buna öncülük etmesi gerekir ama bugüne kadar yapmadı böyle bir şey. Çeşitli defalar önerilerimiz de oldu. Hatta biz kurulurken zaten Hami Üniversitemiz de Mersin Üniversitesi. Bunun olması gerekiyor. Bir bu. Bu bir eksiklik. Bunun giderilmesi lazım. Bir de birbirini tekrar etmemeleri gerekir. Her biri bir iş yaptığında farklı alanlar olursa o şehri, ülkeyi veya dünya bilimini daha çok zenginleştirir. Yoksa tekrara düşer, amiyane deyimiyle malumu yeniden ilan etmiş olur. İki, üniversiteler aynı zamanda Türkiye'de genelde eskiden beri biraz kendini toplumun dışında tutmuşlar. Tabiri caizse fil dişi kulelerden efendim topluma bakmışlar. İşte bizim bu yaptığımız işler Toros Üniversitesi'nde geldiğimiz günden beri halkla beraber, halkla buluşma, toplumla buluşma, efendim sanayiyle, ticaretle buluşma hamleleridir. Zaten bana göre önce zaten üniversitenin bu anlamda işlevlerini, amaçlarını tespit etmemiz lazım. Burada doğru bir duruş sergilememiz lazım. Nedir üniversitenin en temel işlevleri? Bir, bilgi üretmektir. Ama nasıl bilgi? Yani mevcut efendim üretilmiş bilgiyi İngilizceden tercüme etmek bilgi üretmek değil. Ya da birinin daha önce yapmış olduğu bir tezi, araştırmayı yeniden yapıp o bilgiyi yeniden kopya etmek ya da oradan buradan derlemeler yapmak değil. Yeni bilgiyi ortaya koyabilmek. Bunun için de araştırma olması lazım. Bu araştırmalara da fon aktarılması lazım. Hem üniversitelerin kendi fonları olmalı, hem Avrupa, hem TÜBİTAK, hem de devletin efendim bu anlamda katkıları olması lazım. Zaten günümüzde gelişmişliğin ölçüsü araştırma geliştirmeye bir ülkenin ayırdığı payla ölçülür. Bir şirket için de bu böyledir. Bir üniversite için de bu böyledir. Bu bir. Bu yeterli mi? Değil. Nereden anlıyoruz bunu? Türkiye'nin efendim şeyine baktığımız zaman, profiline baktığımız zaman nüfus olarak Türkiye dünyanın ilk 20 ülkesi arasında, tabii, coğrafya olarak ilk 30 ülkesi arasında, ortalama ilk 25 ülke diyelim. Ama bilime yaptığı katkı maalesef böyle değil. Bırakın dörtte bir, binde bir bile değildir. Maalesef. Ha, bu önemli. İlk 100 üniversite arasında üniversitemiz yok. 500 üniversiteye bazen çok giriyoruz, sondan giriyor, bazen giremiyoruz. Daha hala bizim üniversitelerimizden çıkıp da Nobel'de bilim ödülü almış kimse yoktur. Bunlar manidar efendim durumlardır. Demek ki yeterince bu anlamda orijinal bilgi üretemiyoruz. Atıf yapılacak bilgiyi üretemiyoruz. Bunu yapmamız lazım. Bir bu, bu eksiklik var. İki, nitelikli öğrenci yetiştirmedir ikinci önemli amacı. Niçin? Bu ülkenin fabrikaları var, illeri var, ilçeleri var, köyleri var. Oralarda çalışacak, onları yönetecek nitelikli yetişmiş insanlara ihtiyaç var. Bunlar nereden çıkacak? Üniversitelerden. Eğer üniversitelerden iyi yetiştiremezseniz iyi kaymakam olmaz, iyi vali olmaz, iyi fabrika müdürü olmaz, iyi işte ne bileyim aşçı, işçi olmaz. Bunun iyi olabilmesi neye bağlıdır? Üniversiteden iyi yetişmesine bağlıdır. Tabii. Üniversiteden iyi yetişmesi neye bağlıdır? Oradaki üniversitenin iyi olması, hocalarının iyi olmasına bağlıdır. Yani bir kısır döngü var. Bunun iyi işletilmesi lazım. Dolayısıyla ikinci önemli unsur da budur. Üçüncüsü nedir? Üniversite halk, üniversite kent, üniversite toplum diyaloğunu kurabilmektir. İşte bu eksik. O diğer ikisi şu ya da bu biçimde yapılıyor. Yani her üniversitede zaten ister istemez şu ya da bu biçimde bilgi üretiliyor. Niye? Çünkü bir doktor doçent olacaksa, bir doçent profesör olacaksa yeni bir şeyler üretmek durumundadır. Tez dediğimiz budur zaten. Yani tabii, bir tez ortaya koyacak. Gerçi benim şikayetçi olduğum nokta o, bizim ortaya koyduğumuz tezler genellikle malumun ilamidir. Yeni şeyler değildir. O nedenle de üniversitelerde daha çok bazen de ahbap çavuş ilişkileriyle bu efendim yükseltmeler falan yapılıyor. Bunun böyle olmaması lazım. Ama buna rağmen gene de bir üretim vardır. Nitelikli öğrenci ister istemez bir öğrenci geldiğinde içinde zeki olanlar var, çalışanlar var, çalışmayanlar var. Bir biçimde efendim mezun oluyorlar. Ama üniversitelerin toplumla efendime söyleyeyim buluşmaları iradi
bir şeydir. Kendilerinin buna karar vermeleri lazım. Yani zaten öğrenci yetiştirmek ve tez üretmek, bilgi ortaya koymak asli fonksiyonudur. Bunu iyi yapar ya da kötü yapar ama yapar, yapmak zorundadır. Yani öğrencisi olmayan üniversite olur mu? Olmaz. Doçenti, doktoru, profesörü olmayan üniversite olur mu? Olmaz. Orada o akademik titirler olması lazım. Bunların olması için de bildirilerin, makalelerin, tezlerin, kitapların olması gerekir vesaire. Ama toplumla hemhal olacak sosyal bir takım projeler yapmak, etkinlikler gerçekleştirmek mecburi bir şey değildir. O iradi bir şeydir. İşte bu üçüncü yan eksik. Biz bunu işte Toros'ta tamamlıyoruz, yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? İşte demin bahsettim o toplantılara. Daha önce ben rektör yardımcısıyken 72 tane ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde toplantı yaptık. Evet. Hatta almanağı var. Evet. Kent geldi ve hakikaten Toros'un yıldızı parladı. Herkes ya kente bir üniversite geldi diye çok memnun oldular. Geldiler, gittiler. Ya onlar zannediyorlardı ki ahali üniversiteye gelmez. Yani halbuki bütün toplantılara üniversite toplumundur, halkındır. Neden gelmesin? Gelmeli. Yani bir de eğitim öğretim sadece sınıfta yapılan bir şey değil. Ömür boyu süren bir şeydir. Ve üniversite buna öncülük yapmalıdır. Yani meşalesi elinde ilerlemelidir. Bu da sadece sınıfta yapılmaz. Konferans salonunda yapılır, kongre salonunda yapılır, sportif, sosyal faaliyetlerde yapılır. Bunu yaptığınız zaman toplumla hem hemhal olursunuz, tabii, hem de ona öncülük edersiniz. Çok. Mesela ben belediye başkanına da bunu önerdim. Vahap Bey'e, diğerlerine. Ya mesela belediyecilik hizmetlerine baktığımız zaman rutin işler var. Bunlar nankördür. Çok takdir görmez. Efendime söyleyeyim. İz de bırakmıyor. Yani siz yerin altına boru döşersiniz. Bir süre sonra halk unutur. Ya da asfalt dökersiniz. Arabası olmayan adam için bu bir şey ifade etmez. Ya da renkli kaldırım dökersin. Ama işsizlerin sayısını söyledim. Kafası işsizlikle meşgul olan bir gencimiz için onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Diğeri mega projelerdir. Ya mega projeler de diyelim ki işte ne yapacağız? Ne yapacak büyükşehir? Şimdi metro diyor, metro. Metro büyük bir yatırımdır. Parasını bulmak bu kriz ortamında zordur. Hele hele iktidar partisi zaten muhalefetin başarılı olmasını istemez. Garantör olur mu olmaz mı? Çünkü devlet garantisi gerekiyor bazı, evet, büyük yatırımlar için. Dolayısıyla elbette ki herkes ister kente büyük mega proje yapalım. Ama yapalım. Yani yaptınız, açtınız, kapatamadınız, o çukura kendiniz gömülürsünüz. Evet. Dolayısıyla böyle de bir sakıncalı yanı var, bir riski var. Ama üçüncü bir alan var, sosyal belediyecilik. Mesela CHP'nin derman belediyeciliği dediği belediyecilik. Yani bu toplumcu belediyecilik dediğimiz belediyecilik nedir? Buna biz aynı zamanda küçük dokunuşlarla büyük yankılar yapan belediyecilik anlamında sağlıktan aldığımız bir kavramla akupunktur belediyeciliği de diyoruz yani. Yani iyileştirici. Ya şimdi zaten bizim buna ihtiyacımız var. Yani bizim artık gidip efendime söyleyeyim Adnan Menderes'e yeniden yap, boz, yatırım yapmaya ihtiyaç yok ki orada. Yani niye? Çünkü Çilek var, Çavuşlu var, Şevket Sümer var, efendime söyleyeyim Güneş var, Gündoğdu var. Ya oralarda insanlar evine ekmek götüremiyor akşam. Oralara dokun, onları kentleştir. Onları nasıl yapacaksın? İşte üniversiteyle işbirliği kurduğun zaman bu tür etkinlikler içerisinde o gelen, köyden gelmiş, kentli de olamamış çünkü kent ona haklarını veremediği için insanlar arada kalmış. Bu arada kalan insanları bu tür kültürel faaliyetlerin içinde dönüştürebiliriz. Biz gidebiliriz mahallelere. Üniversite olarak, belediye olarak orada kültür merkezleri yapabiliriz. Onları çeşitli dallarda gençlerini eğitebiliriz, sertifika sahibi yapabiliriz, iş güç sahibi olabiliriz, bir memnuniyet yaratırız. Dolayısıyla bu giderek etrafına dalgalar şeklinde yayılır. İş sahibi olduğunda çocuğunu okuluna gönderir, kızını sağlığa gönderir vesaire. İnsan kalitesinde de bir değişme, bir gelişme meydana gelir. Ama maalesef geçmişteki belediye başkanları hep işin kolayına kaçmış. Nereye hep yatırım yapıyor? Yolları, Adnan Menderes'e yapıyor. Kaldırıma yapıyor. İşte orayı bozuyor, yeniden yapıyor. Kulübeyi yıkıyor, yeni bir kulübe yapıyor ya kardeşim. Yani orası zaten Mersin'in en gelişmiş yeri. Tamam. Oraya ne zaman ihtiyaç duyarsın? 20 yıl sonra oralarda kısmen buraya geldiği zaman oradaki işte efendime söyleyeyim yaptığın işler biraz işte yıprandığında yenilersin. Ama şimdi böyle bir şeye ihtiyaç yok.
Haklısınız. Onun için bu dediğim işte üniversitelerin bu faaliyetleri buna teşmil ediyor. Biz bunları yapıyoruz. Belediyelere de çağrıda bulunuyoruz. Aslında şifayen de yazılı olarak da ben kendilerine söyledim. Ya arada çıkın belediyeden. Gelin üniversitelerle toplantı yapın. Tabii. Beyin fırtınası yapın. Tabii. Çünkü bir yerde kaldığınızda bir saat orada 5 kişi varsa o ortalamaya düşersiniz. Orada eğer karbondioksit bolsa siz de o zehri alırsınız. Oksijen yoksa tıkanırsınız. O oksijeni almak için dışarıya çıkacaksınız. Hep aynı memuru dinlemekle bir yere varamazsınız. Çünkü zaten memur amiri de çok fazla eleştirmeye yatkın değildir bizim ülkemizde. Yani daha çok sizden beklentisi olmayan, doğrusunu söyleyecek bilim insanlarına, insanlara ihtiyaç duymalısınız. Tabii. Ve bunun önünü açmalısınız. Çok zapturapta alan, astık üstlük ilişkileri içinde yaklaşan bir tavırla yaklaşmamalısınız. Böyle yaparsanız kendi kendinizi överek bir yere varamazsınız. Biz çok iyiyiz demek yerine halk size çok iyisiniz diyecek. O ne zaman diyecek? Bu işleri yaptığınız zaman diyecek. Aslında şunu demek mümkün hocam. Sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla üniversitelerin halka açılması çok doğrudur. Ve bunu yapmalıdır. Toros Üniversitesi bunu yapıyor. Diğer üniversitelerin de bunu yapmasında bir yarar var diyorsunuz. Diğer taraftan da belediyeler ve halkın üniversiteyle birlikte çalışmasının yollarını arayıp tabii, onunla bütünleşerek. Ya onların normalde bize gelmesi lazım. Ay biz gidiyoruz. Böyle ya bir... gelin yapalım birlikte bir şeyler yapalım diyoruz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Şimdi mesela bu belediyelerin iş yapması önemli. Niye? Çünkü iyi işler yaparsa sen, ben, senin amcam, benim akrabam, teyzem, onun arkadaşı paçası çamura batmayacak. Daha iyi yaşayacak. Tabii. İşte mesela Adana bir haftadır kendilerine geçmiş olsun diyoruz sevgili evet. Zeydan Karalar'a. Altyapı olmadığı için yağmur yağdı, herkes felç oldu. Evet. Halbuki bu altyapılar olmuş olsaydı herkes rahat etmiş olacaktı. Kesinlikle. Yani bir belediye başarılı olduğunda oradaki insanlar rahat eder. Haklısın. Herkesin de katkıda bulunması lazım başarıya. Ama bir şey daha var. Bu CHP'li belediyelerin o da şudur. Eğer onlar başarılı olmazsa, demin dedim ya 21'de seçim tabii. olabilir, iktidar da değişmez. Haklısınız. İktidarı değiştirmenin bana göre iki yolu vardır. Bir, bu işte iş birliği, güç birliği yapan partilerin yerel bunu anlamda devam ettirmeleri, bunun sorumluluğu, hüneri de CHP'ye düşüyor çünkü ana muhalefet o. Tabii. İki, kazanılmış olan bu 5 belediyede özellikle, yani 11 tane belediyesi var CHP'nin. Zaten HDP'nin belediyeleri kayyumda. İyi evet. Parti'nin ve Saadet Partisi'nin yok belediyeleri yok büyükşehirde. Ama CHP'nin kazanmış olduğu bu 5 belediye, özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, bunlar AK Parti'den alındı ve Mersin, Adana MHP'den alındı. Bu 5 belediyede başarılı olmak durumunda. Bu 5 belediyenin de şöyle bir özelliği var. 4 tanesi İlçe belediyesinden geliyor zaten. Evet. Değil mi? Evet. Onların bir hikayesi var. Evet. İlçe belediyesinden gelmeyen tek belediye neresi? Mersin. Vahap Bey milletvekilinden geliyor. Doğru. Onların bir hikayesi var. Doğru. Burada da başarılı olabilmesi için Vahap Bey'in bir hikaye yazması lazım. Tabii. Dolayısıyla bu başarı olursa halk bunları not ediyor. Bunlar giderek genel iktidara da sirayet edecek. Yerdeki başarı iktidara dönüşür. Evet. İktidara nasıl dönüşecek? İşte sen diyelim ki burada CHP'yi temsil ediyorsun. CHP diyor ki iktidarı değiştireceğiz. Mesela 2 gün önce Sayın Kılıçdaroğlu bir beyanatta bulundu. Çok önemli. Kanal İstanbul'u işte yapacak olanlara çağrımdır. Zaten bu iktidar gücüdür. Biz geleceğiz iktidara. Geldiğimizde de bunu yaptırmayacağız vesaire falan. Yani geleceğini söylüyor. Evet. Nasıl gelecek bu? Yani tek başına artık bağlı. Kimsenin iktidara gelmesi mümkün değil. Bir koalisyon olacak. Yani işbirliği, güç birliği, bir de belediyelerde başarılı olacak. Çünkü sen o belediyeler başarısızdır dedin, kendin geldin. Şimdi onun yerine başarıyı koyman lazım yani. Hocam çok güzel bir cevap oldu. Evet. Yani mevcut 4 üniversitenin halkla buluşmasının getireceği yararların devlet yöneticileri ve yerel belediyelerle halk tarafından da uygun görmesi halinde Mersin'de çok ciddi bir değişim olacak. Evet. Çağrıyı da yaptınız zaten. Evet. Halkla belediyelerin ve öğretim düzeyindeki üniversitelerin işbirliği Mersin'e çok yarar getirecektir. Evet. Hocam yine bu dönem çok önemli 3 seyahatiniz oldu. Bunlardan bir tanesi Irak, bir tanesi Orta Asya ülkesi, Kazakistan ve diğer şeyler. Bir de Kıbrıs var. Evet. Birazcık da bunlar
Kıbrıs'ı biraz anlattım kısmen. Evet. Evet, Kazakistan'a da evet gittim. Belki onu başlı başına konuşmamız lazım. Evet. Çünkü sadece bu yıl yapıldı. Evet, doğru. Notunu düşelim. Doğru. Ben onu unutmuştum. Kazakistan'la ilgili bir kitap yazıyorum. Bitti. Evet. Hakikaten. Ama davetleriniz de var. Odan davet ettiğiniz öğretim ettik, üyeleri evet, var. Mersin için tekrar çok gideceğiz. Önemli. Evet. Kazakistan önemli. Buradan insanlar zaten göçertilmiş. Stalin onları 1937'de çünkü o da nükleer alanda çok ciddi deneyimleri var. Mersin'de bir nükleer sorun var. Uranyum zenginleştirmede dünyanın yani birincisi. O bizim için de çok önemli olacak. Büyük toprakları var. Güzel şehirleri var. Bizim insanlarımız var orada. Türkiye'ye de çok sıcaklar. Biz de orayla çok yakın ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Kazakistan bana göre görülmeye, gidilmeye değer bir ülke. Ve ben de bu seyahat sonrasında araştırdım. Araştırdıkça aslında bu konularda ne kadar da bilgisiz olduğumuzu gördüm. Üzüldüm, hayıflandım hayretle. Onu da o işte kitap yoluyla gidermeye çalışıyorum. Şimdi Kazakistan'la ilgili olarak o kitabı yazıyorum. Diğer bir seyahatimiz de evet Irak'a iki seyahat yaptık. Bir Bağdat'a. Bir de Erbil'e yaptık. Hocam şöyle yapalım mı? Çok az bir zamanımız kaldığı için Kıbrıs'tan bahsettiniz. Kazakistan'ı önümüzdeki programlara bırakıyoruz. Evet. Irak çalışmalarıyla Mersin'deki toplantıyı evet. Birleştirelim. O, peki. Çünkü programımızın sonuna da gelmiş olduk. İki defa gittik işte Irak'a. Bir Bağdat'a gittik. Bir de Erbil'e gittik. İki zirve yaptık. Bu üçüncü zirveyi geçen gün senin de evet, izledin. Mersin'de çok güzel bir çalışma. 18-20 Aralık'ta Mersin'de evet. Ve Adana'da gerçekleştirdik. Bu zirveye kimler geldi o taraftan? Bir kere Kürdistan Bölgesel Yönetimi var. Evet. Onun bir bakanı geldi. Aydın Maruf, Bölgeler Bakanı. Kendisi bizim yakın dostumuz, arkadaşımız. İmar İskan Bakan Yardımcısı geldi. Hemin Bey. O da yani bu davet ettiğimiz insanları zaten birebir tanıdığımız insanlar. Yakın diyalogumuzun, dostluklarımızın olduğu insanlar. Müsteşar geldi. İki tane genel müdür geldi. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Genel Müdürü. Yatırımlar Genel Koordinatörü geldi. Üç tane oda başkanı geldi. İşte mesela Erbil Oda Başkanı Dara Celil El Hayat hem Erbil'in hem de bütün odaların federasyonunun başkanı, Irak federasyonunun da başkan yardımcısı şey geldi. Şey Eyad diye bir arkadaş var. Dohuk Ticaret Odası Başkanı. 150 tane iş adamı geldi. Evet. Buradan iş adamları katıldı. Hocam valiyle belediye başkanının evet, şimdi ne oldu burada? Evet. Şimdi o geldiler, biz kendilerini karşıladık. Divan Oteli'nde onları misafir ettik. Bu arada biz misafir ettik, siyahat evet. olarak. Evet. Sonra zaten maalesef uçak saatleri çok kötü. Hem evet, giderken maalesef. Hem gelirken. Siz de hep buna ama değiniyordunuz. Buna değindim, Vali Bey'e de söyledim. Evet. Ankara'ya gittiğimizde sorun çıkacak bakanlığa da söyledik. Evet, inşallah düzelir. Bir kere Adana'da uçak yok. Bu çok eksik bir Antep durum. Üzerinden mi geldi? Antep üzerinden geliyorlar. Antep'te de uçak diyelim ki gece saat 2'de falan iniyor. Biz de oraya gittiğimizde 2'de 3'de iniyoruz falan. Böyle evet. olmaması lazım. Evet. İş adamları bu tür zorlukları neden göğüslesinler? Böyle bir şey olduğunda da bir takım insanlar gitmiyor. Neyse onu bir tarafa bırakalım. Ne yaptık? Bir kere gelen heyeti ikiye ayırdık. Önce bir şeye gittik. Limanı ziyaret ettik. Mersin Limanı. Mersin Limanı'na ilgili bir briefing aldık. Orada bir yemek yedirdik misafirlerimize. Sonra 10 kişilik bu bahsettiğim protokol. Yani bakan, bakan yardımcıları, genel müdürler, müsteşarlar, oda başkanları ve bizde de işte yönetim kurulu başkanı, ben bilim kurulu başkanı ve aynı zamanda İstişare Kurulu Başkanı Selahattin Bey bizim eşlik ettiğimiz 15 kişilik bir heyet olarak önce Vali Bey'i ziyaret ettik. Vali Bey orada bir briefing verdi bize. Mersin'i anlattı. Yaklaşık 1-1,5 saat sürdü o ziyaret. Oradan da çıktık şeye geldik. Ticaret odasına. Ticaret odasında Ayhan Bey, Hamit Bey bizi karşıladılar. Orada da
Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkan yardımcısı vesaire katıldı. Orada da karşılıklı bir interaktif toplantı yaptık. Orada da 2 saat sürdü. Hemen hemen herkes konuştu. Sorunlar, çözümler tartışıldı. Bana göre çok son derece faydalı bir görüşme oldu. Ondan sonra aslında Büyükşehir'i ziyaret edecektik ama Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Bey İstanbul'a gittiği için onu Cuma'ya bıraktık. Evet. Cuma'ya geldi, Cuma ziyaret ettik. Efendime söyleyeyim, sonra işte otele geçtik. Akşam Vali Bey yat limanında protokole bir yemek verdi. Gene Ticaretler Kulübü'nde Ticaret Odası gelen işte o 150-200 kişilik heyete bir yemek verdi. Ertesi gün efendime söyleyeyim sabah AKİP'te toplantı yaptık. Bu toplantıya işte demin bahsettim heyet, Vali Bey, Ticaret Odası Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve alt belediye başkanlarının hemen hemen hepsi katıldılar. Sanırım Mezitli ve Toroslar hariç diğer belediye başkanlarımızın hepsi katıldı. Orada ne oldu? Orada önce protokol konuşmaları oldu. Ardından odaların sunumları oldu. Ardından benim bir sunumum oldu. Aslında bunu da bir gün konuşabiliriz. Kesinlikle. Başlı başına. Evet. Mersin'den Irak'a bakış diye. Evet. Çok önemli bir konuşmaydı. Bir konuşma yaptım. Ardından benim yönettiğim 2 tane genel müdürün Irak'tan katıldığı, bizden de organize sanayinin temsilcisiyle Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcisinin katıldığı önemli bir oturum gerçekleştirdik. Ve ondan sonra otele geçtik, öğle yemeğini yedik. Öğle yemeğinden sonra 2x2 denilen, yani ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Akşam yemeğine kadar. Akşam Büyükşehir Belediyesi bir gala yemeği verdik. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin Gülcan Hanım da sanırım ev belediye başkanı vekili. Yani, evet. Gülcan Hanım tabii Vahap Bey yoktu, o ev sahipliği yaptı. Vali Bey tabii yine katıldı. Diğer heyet katıldı. Yani bu toplantıda hemen hemen Vali Bey bütün safhalarında bulundu. Buradan kendisine ben TİSİAD adına teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu toplantılarının bir kısmına kentin diğer protokolü de katıldı. Emniyet müdürümüz, diğerleri vesaire falan. Efendime söyleyeyim, zaten odaları saymıyorum. AKİP başkanı zaten toplantıda ev sahipliği yaptı AKİP'te. Ahmet Hocam, çok özür dilerim. Çok az bir zamanımız kaldı. Bitiriyorum. Program başlayacak çünkü sonra. Evet. Ama bunun için senenin ilk programında bunu tekrar dinlemek lazım. Tamam, siz sordunuz diye söyledim. Evet. Şimdi sonrasında da ertesi gün Büyükşehir Belediye Başkanı gelmişti. Onu ziyaret ettik. Orada aşağı yukarı bir saat süren bir karşılıklı interaktif yine bir toplantı oldu. Hatta tercümeyi de ben yaptım. Sonrasında da Adana'da Adana Ticaret Odası, Adana Valisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaretleriyle Antep ve Antep'ten Erbil'e uçuş gerçekleşti. Evet. Hocam 2019'da yapmış olduğunuz çalışmalar, programımıza sağlamış olduğunuz katkı, halkımızı bilinçlendirme konusundaki çabalarınız için teşekkür ediyorum. Bir cümle ekleyeyim. Evet. Ya bunları yaptığımız zaman bizim mesajımız şu: sadece efendim buradan iş adamları gidip Irak'ta yatırım yapmasın. Onların iş adamları da gelip burada yatırım yapsın karşılıklı. Ticari turizmde, lojistikte, tarımda, sanayide. Dolayısıyla bu interaktif karşılıklı bu işbirliğini geliştirelim. Biz burada hatta benim önerilerimin arasında işte bir showroom açalım. Onlar burada yapacağı işleri sergilesin. Biz Dohuk'ta ya da Erbil'de açalım, biz sergileyelim. Bu giderek yükselsin. Çünkü Irak pastası 85 milyarla başladı. Irak'ın yeniden inşası söz konusu. 150 milyara çıktı. Türkiye'de 5 milyar Almanya'dan sonra efendim ithaf etti. Almanya'dan sonra ikinci partnerimiz. Yani bu pastadan Türkiye pay alabilir eğitimde, sağlıkta, efendim, ticarette, tarımda, sanayide. Türkiye gitmese başkaları gidecek. Halbuki bizim tarihsel bağlarımız, kültürel bağlarımız var, din birliğimiz var. Pekala buna biz öncülük edebiliriz bilgimiz, birikimimiz ve tecrübelerimize. Teşekkür. Hocam 2019'un sonundayız. 2020'ye giriyoruz. Dilek, temennini ve mesajınızı alıyorum programımızla. Ya ben şimdi şunu söylemek isterim. Bir kere bütün alanların başta siyaset olmak üzere 3 tane temel işlevi var.
bir üretimi arttırmak. İşte işin başında konuştuk. İşsizlerimiz var maalesef. Evet. Problemlerimiz var ekonomide. Dolayısıyla bunu aşmanın yolu üretimi arttırmak. Umarım ve dilerim 2020-2019'a göre daha iyi olsun üretim açısından. Diyelim üretimi yaptık ama adil bölüşmedik. Birileri zengin oluyor. İşte görüyoruz rant baronlarını ve kavgalarını Ankara'da. 100 daire yapacak yere adam 500 daire yapmış. Hala da çıkıp konuşuyor. Yani ve ona o ruhsatı veren adamı kimse sorgulamıyor, Melih Gökçe'yi. Nasıl olur kardeşim sen 100 dairelik yere 500 daire veriyorsun? Yani evet. 5 kat 10 kat artırıyorsun. Bunun rantı nasıl gitti? Umarım adil bölüşüm olur 2020'de. Diyelim ki üretimi arttınız. Bölüşümü de adil hale getirdiniz. Ama her gün kavga gürültü var, cenazeler gelir. Olur mu? Olmaz. Onu ne yapmamız lazım? Bunu barış ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirmemiz lazım. Umarım ve dilerim başta ülkemizde, bölgemizde olmak üzere 2020 dünya için daha barış dolu bir yer olur. Çok teşekkür ederim ben Ahmet teşekkür Hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, tez, antitez, sentez programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda bu yılın da son programıydı. Yönetmenim Ezel Avan, kameraman arkadaşım Mehmet Ok, Mert Yeşiltepe, radyo sorumlumuz Tuğba Yürük, Ufuk Demirkol, teknik yönetmenimiz Tekin Narşap ve ben Semir Balat, değerli konuğum Profesör Doktor Ahmet Özer ile birlikte 2020'de çok huzurlu, mutlu ve müreffeh bir ülkede birlikte bütün dünyada beraberce bir dünyayı paylaşmak dileğiyle iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. İyi seneler diliyorum sizlere.